Çok kıymetli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Son dakika. Başkan Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar. Türkiye'nin en büyük tarihsizliği. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla üçlü zirveye katılmış ve bir dizi ziyaretlerde bulunmuştu. Başkan Erdoğan, dönüş yolunca uçakta Ülke TV istihbarat şefi ve programcısı Mustafa Yıldız'ın da aralarından bulunduğu gazetecilerin sorularına samimi şekilde cevap verdi. İran-Türkiye sınırı özellikle Afganistan'dan gelen kaçak göçmenlerle ilgili olarak sık sık gündeme geliyor. Bu konuda önemli sayıda insan kaçakçılığı var. İran'ın insan kaçakçılığıyla mücadele konusunda Türkiye'ye yeterli desteği verdiğini düşünüyor musunuz? Bir de TBMM'nin göç ve uyum konusunda bir araştırması var. Bu araştırmada İran güvenlik güçlerinin insan kaçakçılıklarına destek verdiğine dair ifadeler yer alıyordu. Görüşmelerinizde bu konu hiç gündeme geldi mi? Görevleri o, onların bizim ak dediğimize ak demesi mümkün mü? Onların görevi kara demek. Türkiye'nin en büyük talihsizliği, demokrasinin gereği olan bir muhalefete sahip olmadığıdır, bizde böyle bir muhalefet yok. Batı ülkelerinde, bazı yerlerde muhalefet yine bizdeki gibidir ama birçoğunda geriler iktidarlarını desteklerler, ama bizde böyle bir şey yok, yalan üzerine kurulu bir siyaset anlayışı var. Ana muhalefette de öyle, yavru muhalefette de öyle, masanın altındakinde de öyle, hepsinin şu andaki yapısı bu. Onlar karşımızda ama milletimiz bizim yanımızda, cumartesi günü Kayseri'deyim. Toplu açılışlar yapacağım, Kayseri'de caddeler, meydanlar zaten gereken cevabı gerekenlere verecektir. Aynı gün yine Kayseri'de büyük bir fabrikada işçilerle toplantım olacak. Durmuyoruz, çalışıyoruz, en son Bay Kemal'in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz, ondan sonra da ben söyledim yaptı noktasına geldi. Hep öyle oldu zaten, o söyledi ben de yaptım. Son dönemde böyle bir işleyiş var. Mesele Mart ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı Şanlıurfa'da, çiftçiye güneş enerjisi üzerinden elektrik uygun koşullarda sağlanacak diye, arkasından muhalefet liderinin böyle bir açıklaması oluyor. İşte bu KYK olayında yine aynısı oldu. Böyle birkaç örnek daha var. En son KYK olayına, teşekkürler Kılıçdaroğlu, diye sosyal medyada bir başlık açıldı ama teşekkürler Erdoğan başlığı onu geçti. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Muhalefet sizin projenizi mi sahipleniyor, hakikaten onlar söylüyor gibi bir durum mu söz konusu? Daha önce siyasette çok örneğine rastlanılmayan bir durum, şimdi mesela EYT konusunda da muhalefette böyle bir hazırlık olduğunu görüyoruz muhalefette.